Herkese merhabalar. Sayfamıza ve kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün animasyonlu sınav sorularını çözüyoruz. Herkese başarılar diliyoruz. Hemen animasyonlu sorulardan başlayalım. Daha önce atmış olduğumuz tüm soruları dikkatli bir şekilde çözün. Sınavlarınızdan yüksek notlar alın, geçin. Hemen bakalım sorular gelsin. Evet. Sayfalarımızdan bizleri takip ederek 2024 Kasım Aralık 2025 Ocak'tan Aralık'a kadar çıkacak tüm sorular buradaki animasyonlu sorulardan mutlaka çıkacaktır. Hepsini dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ediyoruz. Başarılar diliyoruz ve başlıyoruz. Birinci sorumuzdan başlayalım. Evet, sorumuz şöyle. Videodaki tehlikeli durum sürücülerin hangi kural ihlali etmeleri sonucunda oluşmuştur? Tehlikeli durum var bakın burada. Dikkat edin. Şurada durduruyoruz arkadaşlar. Bakın şurada durduruyoruz. Şu gördüğümüz yeşil araç bakın sola dönüş yapıyor. Beyaz araç da düz gitmeye çalışıyor. Şimdi öncelikle bunların bulundukları yerlerin doğru olup olmadığını şöyle bir bakın değil mi? Takip mesafesi diyor. Geçme kuralı. Kavşaklarda ilk geçiş hakkı kuralı. Şerit takip kuralı. Hangisini yanlış yapmışlar? Tekrar izleyelim. Bakın. Dikkat ediyor musunuz? Tekrar izliyoruz. Bakın tekrar izliyoruz. Burada ne yapılmış arkadaşlar? Dikkat edersen şurada da neredeyse bir kazaya karışacaklar değil mi? Yani bizim burada yaptıkları hata dikkat ederseniz burada yaptıkları hata takip mesafesi değil. Arkadaşlar şurada bakın. Takip mesafesi değil. Şerit değil mi? Bulundukları şerit. Şeritler nedir? Yanlış şeritte bulunuyorlar. Yani burada cevap tabii ki Denizli seçeneğidir. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Evet. İkinci sorumuz geldi. Devam ediyoruz. Evet, animasyonu devam ettirelim. Animasyonumuz. Devam edemedik. Neden acaba? Şimdi evet. Sürücü hakkında hangisi kesinlikle söylenir diyor. Evet. Sabırsız, kavgacı, heyecanlı, kaygılı. Hangisi söylenir? Tekrar izleyelim. Bakın sürücü hakkında hangisi kesinlikle söylenir? Şurada durduralım arkadaşlar. Şurada bakın hareket başlıyor. Şimdi buradaki hareketi eminim ki gördünüz arkadaşlar. Şimdi şuradaki el kol hareketlerini görüyorsunuz. Yaya geçidinden geçerken yaşlı bir amcamız yaya geçidinden geçerken yavaş bir şekilde geçtiği için yeşil yanarken tam olarak ne yapamadı? Geçemedi. O arada sürücüye yeşil yandı, yayaya da kırmızı yandı. Fakat dikkat ederseniz iki tane çizgi kaldı. Burada sürücünün yapması gereken nedir? Sabırlı bir şekilde yayaya yol vermesi gerekiyor. Yani bunun sabırsız olduğunu nedir görüyoruz. Hemen geçelim diğer sorumuza. Evet, diğer sorumuz gelsin. Evet, burada sabırsız olduğunu gördük arkadaşlar. Üçüncü sorumuz
Üçüncü soruya geçiyoruz. Hemen geçtik. Soru geliyor. Bakın. Burada neden yavaş ve fren yapmaya hazır halde sürmek zorundasınız diye bir soru sormuşlar. Dikkat ederseniz sağda ve solda araçlar durma yapmışlar. Yani araçlar park etmiş, uzun süreli park etmişler ve bırakmış gitmişler. Ve şehir içinde araçlar bakın dönüşlerini yapıyorlar. Bir, çünkü trafiğin durumunu öngörmek mümkün değil. İki, çünkü yola çocuk çıkabilir. Üç, çünkü beyaz renkli ticari araç hareket ediyor. Şimdi burada hangileri olabilir diyor. Olabilir. Bir kere arkadaşlar kesinlikle trafiğin durumunu öngörmek mümkün değil. Neden öngörmek mümkün değil? Bakın karışık bir trafik değil. Bakın şurada karışık bir trafikten bahsediyoruz. Evet. Sonra yola çocuk çıkabilir. Evet. Yola çocuklar çıkabilir. Aralardan bakın. Görüyor musunuz? Zaten işte şurada da bak arkadaşlar. Hemen şu bir saniye. Şurada bir şey gördünüz değil mi arkadaşlar? Bakın bir çocuk var. Burada bir çocuk var. Gözüküyor. İşte o çocuk yola çıkabilir. Burada dikkatli olmak nedir? Zorundayız. Demek ki bir olabilir, iki olabilir. Çünkü beyaz renkli ticari araç hareket ediyor. Hayır. Ticari araç orada park etmiş duruyor arkadaşlar. Üçün olduğu seçenekleri eleyin. Cevabımız Bursa seçeneğidir. Evet, geçiyoruz hemen diğer sorumuza. Diğer sorumuz dördüncü. Pardon. Dördüncü soru. Bakalım. Araç sürücüsü trafik ışığı yeşilden sarıya döndüğü esnada devam etmiştir. Durumla ilgili seçeneklerden hangileri söylenir? Evet. Yeşilden sarıya dönerken dikkatli bir şekilde tekrar izleyelim. Bakın. Şimdi şurada yeşilden sarıya dönüyor. Işıklarla ilgili bir soru gelmiş. Işıklarla ilgili bir soru gelmiş. Yeşilden sarıya dönüyor. Yol ver işareti var. Yeşilden sarıya dönmesi ne demektir arkadaşlar? Yeşil artı sarı eşittir kırmızı demektir. Yani yol trafiğe kapanacak anlamındadır. O zaman bize hangileri söylenebilir diye bir soru sormuşlar. Bakalım. 1. Her durumda trafik ışıklarına yaklaşınca hızını azaltmalı ve dikkatli geçiş yapmalıdır. Evet. Doğrudur. 1. Kesinlikle yapılması gerekiyor. 2. Yeşilden sarıya dönen trafik işaretini gördüğünüzde kırmızı ışığın yanması için beklenmelidir. Evet. Çünkü yeşil artı sarı eşittir kırmızı demektir arkadaşlar. Yol trafiğe kapanacak anlamındadır. 1 olması gerekiyor. 2 olması gerekiyor. 3'e bakalım. Güvenli duramayacak mesafedeyse geçişini tamamlamalıdır. Evet. Bu da olması gereken arkadaşlar. Yani hepsi Denizli seçeneği doğrudur. Ve hemen geçiyoruz diğer sorumuza. Bakalım. Beşinci soru geldi. Beşinci sorumuz yine bir animasyonlu soru. Bakalım sorumuz şöyle. Sürücünün kazaya karışmamasının kesin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi burada kışlık lastik kullanması, aracının ABS fren sistemine sahip olması, ileri sürüş eğitimleri almış olması, takip mesafesi kuralına uyması. Arkadaşlar dikkat ederseniz burada şu anda bakın öndeki arabayla aradaki takip mesafesi gayet
Bakın, mesafeli bir şekilde seyrettiğini görüyor. Frene bastığı anda arabasını durdurabiliyor. Takip mesafesini yakından takip etmiş olsaydı böyle bir kazada, bakın böyle bir kazada kesinlikle aracı durduramazdı arkadaşlar. Direkt araca çarpabilirdi. Bakın burada takip mesafesi kuralına nedir? Uyduğu söz konusudur. Cevap Denizli seçeneğidir. Evet, hemen bakalım. Olay yerindeki araç sürücüsü ilk yardımın temel uygulamaları hangisi gerçekleştirmektedir? Evet, bakalım. Olay yerinde yine bir kaza var. Koruma, bildirme, kurtarma, tedavi etme. Dikkat ederseniz iki tane sürücü kazaya karışmış. Bir kadın sürücü, bir de erkek sürücü var. Kadın sürücü telefonla hemen ne yaptı? Bakın aradı 112 acil servisi aradı. Belki acil servisi aradı. Araçlar yanabilir. Böyle bir durumda bakın. Ya da polise bilgi verilmesini istiyor. Burada bize neyi sormuş arkadaşlar? Bildiriyi sormuş. Bildirme yapmaktadır. Cevap Bursa seçeneğidir. Evet, şöyle hemen Bursa seçeneğini işaretleyelim ve geçelim diğer sorumuza. Sorumuz geldi. Sürücünün hangisini yapması doğrudur? Evet, bakalım hangisini yapması doğru imiş arkadaşlar. Şöyle bakalım. Hızını azaltıp şeridinde devam etmesi, korna çalarak bisiklet sürücüsünü uyarması, bisikletin sağından yoluna devam etmesi, uyarı ışıklarını yakarak durması. Şimdi burada da dikkat edin arkadaşlar, sürücünün hangisini yapması doğrudur? Bakın dikkat ederseniz burada iki şeritli tek yön. Bakın tek yön fakat sağ şeritte şurada gördüğünüz gibi bak hareket halinde gidiyorsunuz. Soldaki şerit hareket halinde gidiyorsunuz. Sağ şeritte araçlar park etmiş. Bekliyor. Yani burayı kullanamazsınız. Değil mi? Bakın kullanamazsınız. Bir de bisikletli var. Bak bisikletli hareket halinde. Ne yapmanız gerekiyor? Hızınızı azaltıp sola yanaşıp değil mi? Sola yanaşıp yavaş bir şekilde yolunuza devam etmeniz gerekiyor. Burada yapmanız gereken hızınızı azaltıp zaten bulunduğunuz sol şeride geçip yolunuza devam etmeniz gerekiyor. Hızınızı azaltın, şeridinizde sol şeritte devam edin diye sizi uyarıyor. Cevap Adana seçeneğidir. Evet, hemen geçiyoruz. 8. sorumuz gelsin. Animasyondaki sürücü nasıl hareket etmelidir? Animasyonumuza bakalım arkadaşlar. Evet bakın animasyonumuzu izliyoruz. Hızını azaltıp bariyerin izin vermesi halinde uygun hızla geçmeli. Bariyer inmekte ise dikkatli ve hızlı geçmeli. Yol açıksa hızı geçerek uzaklaşmalı. İnmiş bariyer varsa geçide girmeli. Evet. Burası dikkat ederseniz arkadaşlar. Evet. Kontrollü bir bariyer. Öncelikle bir kere bariyerin nedir? Her şeyden önce açılmasını ne yapmamız gerekiyor? Beklememiz söz konusu, değil mi? Bariyer inmekte ise dikkatli ve hızlı geçmeli. Burada öyle bir şey var mı? Yok arkadaşlar. Hızını azaltıp bariyerin izin vermesi halinde uygun hızla geçmeli, değil mi? Bariyer izin vermesi durumunda. Yani tren geçtikten sonra bariyer kalkacak. Evet, geçebilirsin. Uygun hızla geçebilirsin demesi gerekiyor. Cevabımız tabii ki burada yine evet Adana seçeneğidir. Hemen bakalım diğer sorumuza. 9. 9. sorumuz yine önemli. Sınavlarda sık sık geliyor. Sorumuz şöyle. Evet.
Videoya göre kırmızı otomobil sürücüsü numaralı hatalardan hangilerini yapmaktadır? Öncelikle tabii ki animasyonumuzu izlerken arkadaşlar sizler izlerken biz hemen soruyu okuyalım. Kırmızı ışıkta geçmektedir. Kırmızı otomobili soruyor. Bakın dikkat edin. Kırmızı ışıkta geçiyor mu? Sağdan gelen yeşil araca ilk geçiş hakkını vermemektedir. 3 girişi olmayan yol bölümüne girmektedir. Bakalım. Kırmızı. Bakın şuradaki kırmızı araba. Arkadaşlar bakın kırmızı ışıkta geçti. Taşıt giremez işaretinin olduğu yerde geçti. Yeşil arabayla kırmızı arabanın uzaktan yakından hiçbir ilgisi yok arkadaşlar. Zaten kırmızı araba kavşağa en yakın dikkat ederseniz ilk geçiş hakkına sahiptir. Yeşil araç kırmızı araçla ilgili herhangi bir bağı yoktur. Yani öncelikle kırmızı ışıkta geçmektedir. Doğrudur. Yanlış yani geçiyor. Doğru. Sağdan gelen yeşil araçça ilk geçiş hakkını vermemektedir. Hayır. İkinin olduğu kesinlikle yanlış arkadaşlar. Girişi olmayan yol bölümüne girmektedir. Girişi olmayan yol bölümüne girmektedir. Doğrudur. Bakın şurada girişi olmayan yol bölümüne girmiş. Yani 1 ile 3'ün olduğu seçenek hangisi? Tabii ki Bursa seçeneğidir. Hemen geçelim diğer sorumuza. Bakın hareket halinde kırmızıdan geçtik. Giriş olmayan yoldan geçtik. Yeşil ışık, yeşil araba daha yeni çıktı piyasaya. Dikkat ederseniz değil mi? Evet 10. sorumuza bakalım. Soru geldi. Soru geldi. Soruya bakalım. Soru şöyle. Videoya göre sürücü nasıl bir tehlikenin olabileceğini düşünmelidir. A. Rüzgar nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedeceğini. Evet. B. Orta şeritteki otomobilin ani fren yapabileceğini. C. Bir aracın benzin istasyonundan yola çıkabileceğini. D. Yolun ilerisinde trafik denetimi yapılabileceğini. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Şurada gördünüz değil mi? Bakın şurada uzak bir nokta var şurası. Şurada kırmızı bir araba akaryakıt istasyonundan yola ne yapıyor? Arkadaşlar çıkmaya çalışıyor. Bunu sormuş zaten. Evet bak. Bakın. Bir tır. Tır görüntüyü kesmiş. Akaryakıt istasyonunda bakın görüntüyü kesmiş. Ama ondan önce siz yola yani girmeden, şu tırı geçmeden sağ taraftan kırmızı bir arabanın yola çıkabileceğini, benzin istasyonundan yola çıkabileceğini ne yaptınız? Gördünüz. Evet. O zaman hocam bir aracın benzin istasyonundan yola çıkabileceğini ne yaptım? Gördüm. Şurada dikkat edeceğim değil mi? Dikkat edeceğim. Kontrolsüz bir şekilde çıkabileceğini hesaplamam gerekiyor. Evet hemen 11. sorumuza bakalım. Soru şöyle videoya göre beyaz otomobil sürücüsü için kesinlikle söylenir diyor. Bakalım. Beyaz otomobili sormuş arkadaşlar. Şöyle devam ediyoruz. Uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde araç kullandığı şu beyaz otomobili gördünüz mü arkadaşlar? Şurada bakın. Uykusuz ve yorgun olarak araç kullandı. Şerit takip ve manevra kurallarına uymadı. İleri tekniklerine uygun araç kullandı. Evet. Burada hangisi kesinlikle söylenir diyor. Bakın hangisi kesinlikle söylenir. Bakın. Tekrar izleyeceğiz. Bu çok önemli bakın. Dikkat edin. Şu anda tır sağ tarafta hareket halinde. Bakın. Tırın önünden bakın hiç ne yaptı arkadaşlar? Hiçbir şekilde bak. Hiçbir şekilde sinyal yok. Sinyal yok. Tehlikeye attı kendini değil mi? Burada
kendini tehlikeye atmış olduğu feci bir kazanın olabileceğini maalesef anlamadı. Değil mi? Öncelikle yapması gereken nedir? Tırın arkasında takip etmesi gerekiyor. Tırı sinyalini verip sağ taraftan geçmesi gerekiyor. Burada olması gereken, evet bakın, olması gereken nedir? Takip ve manevra kurallarına uymadı. Evet, uymamış değil mi? Cevap Ceyhan seçeneğidir. 12. soruya bakalım. 12. sorumuz, bakalım yine bir animasyonlu soru. Bugün animasyona doyuracağız arkadaşlar. Doyacağız. Evet bakın. Motosikletle ilgili bir animasyon soru sorulmuş. Bunlar sınavda çıkan sorular. Motosiklet sürücüsü için numaralanmış ifadelerden hangileri kesinlikle söylenebilir? 1. Can ve mal güvenliği tehlikeye attığı. 2. İleri sürüş tekniklerine sahip olduğu. 3. Şerit takip kuralına uyduğu. 4. Geçme kurallarına uymadı. Evet, burada da dikkat ederseniz arkadaşlar, dikkat ederseniz motosiklet sürücüsü bir kere her şeyden önce bakın can ve mal güvenliği tehlikeye atmış değil mi? Bakın. Böyle bir gidiş yok arkadaşlar. Hiçbir şekilde bakın slalom yapıyor, zikzak çiziyor, sinyal yok, hiçbir şey yok. Hem kendi canını tehlikeye atıyor hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atıyor, kaza yapmalarına sebep olabilir. Burada şunu yapmış bakın. Can ve mal güvenliği tehlikeye atmış mı? Kesinlikle atmış arkadaşlar. Evet, atmış. İleri sürüş tekniklerine sahip olduğu. İleri sürüş tekniklerine sahip olduğu söylenemez. Neden? Çünkü ileri sürüş tekniklerine sahip olan bir sürücü kesinlikle kurallara uyarak hareket eder. Bu hiçbir şekilde kurallara uymamış arkadaşlar. Bakın slalom yapıyor. Sinyal yok. Hiçbir şekilde kurala uymadan hareket etmiş. Şerit takip kuralına uyduğu. Şerit takip kurallarına da uymamış. Dikkat ederseniz. Geçme kurallarına uymadı. Evet. Geçme kurallarına da uymamış arkadaşlar. Can ve mal güvenini tehlikeye atmış. Yani 1 ile 4. 1 ile 4'ün olduğu seçenek hangisidir? Bursa seçeneğidir. Evet, hemen geçelim diğer sorumuza. 13. soruya bakalım. Yine bir animasyonlu sorumuz. Soruya bakalım. Sürücü bu durumda ne yapmalıdır? Hızında değişiklik yapmadan devam edebilir. Sürücü. Aa bak gördünüz mü arkadaşlar? Yolda bir su birikintisi var. Ve hızını hiç azaltmadan yoluna devam ediyor. Manevra yapabilecek kadar yavaşlayarak su birikintisinden kaçınmalıdır. Ani fren yapmalıdır. Ani manevrayla şerit değiştirmelidir. Şimdi bu durumda ne yapmalıdır? Bakın. Gördünüz mü? Bakın burada fren yaptığı anda o birikmiş suya gelmeden arkadaşlar bak gelmeden hızınızı azaltmanız gerekiyor. Yavaşlamanız gerekiyor. Yavaş bir şekilde suyun bulunduğu yerden geçmeniz gerekiyor. Yapmanız gereken bu. Ani fren yapılmaz. Manevra yapabilecek kadar yavaşlayarak su birikintisinden kaçınmalıdır. Evet, işte bu seçenek arkadaşlar. Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. Ve 14. sorumuza bakalım. 14. soru hangi davranış doğrudur diyor. Bakalım. Mavi kamyonun geçmesine izin vermem gerekiyor. Yani şuradaki bak, doğru giden araba biziz. Bakın şurada bir numara dersek. Kamyon 2 numara olsun. Lastik tekerlek traktör de 3 numara olsun. Hareket halinde yine animasyonu bir sınav sorusu olduğunu düşünün arkadaşlar.
Traktörün sağa dönmesine izin vermem gerekir. Mavi kamyon geçmeme izin vermelidir. Burada da dikkat ederseniz arkadaşlar, bir kere mavi kamyonun geçmesine izin vermem gerekiyor. Doğru davranış. Neden vermem gerekiyor? Ben tali yoldayım bak. Gittiğim yol tali yol. Değil mi? Tali yoldaki kamyon ise ana yolda bak. Şurası ana yol. Ana yol işareti var. İşaretlere çok dikkat etmeniz gerekiyor böyle durumlarda. Kamyon ana yolda. Bakın. Kamyon ana yolda. Evet. Bir kere kesinlikle kamyona izin vermem gerekir. Tabii ki bu doğrudur. Bir doğru. Sonra bakalım diğer. Traktörün sağa dönmesine izin vermem gerekiyor. Evet bakın traktör de sağa dönüş yapıyor. Yine ana yolda. Ana yolda. Ben ise tali yolda olduğum için öncelikle şöyle olmalı. 2-3-1 şeklinde geçmelidir. 2-3-1 sıralama sormuş olsalar cevap bu şekilde olacak. Tabi burada mavi kamyon geçmeme izin vermelidir. Hayır. Mavi kamyon sana izin veremez. Çünkü ana yolda değilsin. Tali yoldasın. En son geçmen gerekiyor böyle bir durumda. O zaman arkadaşlar ne yapması gerekiyor? 1 ile 2 değil mi bakın? 1 ile 2 doğrudur. 1 ile 2'nin olduğu seçenek Ceyhan seçeneğidir. Son soruya geldik. Evet, son sorumuz da yine bir ilk yardım sorusu. Bakalım. Animasyondaki durum hakkında hangisinin söylenmesi doğru olur? Bir kişi kısmi tıkanma yaşamaktadır. İki olay yerindekiler doğru müdahale yapmıştır. 3. Bu durumda hemlik yapılmalıdır. Bakalım. Tekrar izliyoruz. Şu anda bir kahvaltı masası gördüğümüz kadarıyla. Ve şuradaki kişi, bakın. Arkadaşlar. Nedir? Bir tıkanma yaşıyor değil mi? Bakın. Bak şurada. Dikkat ederseniz. Ve bakın buradaki kadın bir içecek vermek istiyor. Yanındaki erkek de hayır müdahale ediyor. Kesinlikle vermeyin diye müdahale ediyor. Bunu doğru hangisi doğru yapmıştır? Su, ayran, süt içirilmeli mi, içirilmemeli mi? Böyle bir durumda kısmi tıkanma yaşıyor dikkat ederseniz. Evet kesinlikle verilmemesi gerekiyor. Evet. Kısmi tıkanma yaşanmıştır. Olay yerindekiler doğru müdahale yapmıştır. Evet. Bu durumda hemlik manevrası yapılmalıdır. Arkadaşlar bu hemlik manevrası değil. Hemlik manevrası tam tıkanmadır. Bakın tam tıkanmadır. Yani şu üçün olduğu seçenekleri eleyelim. Burada 1 ile 2'nin olduğu seçenek. 1 ile 2 doğrudur. Bilginiz olsun. Evet. Sorularımızın artık sonuna geldik. Bundan önce yaptığımız tüm soruların hepsini çözün arkadaşlar. 1 ile 2 doğrudur. Evet. Sayfamıza, kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın lütfen. Mesajlarınızı mutlaka bekliyoruz videoların altlarına arkadaşlar. Almış olduğunuz notları da bekliyoruz. Hepinize başarılar dileriz. %100 çıkacak soruları kaçırmayın. Konu ve soruları, animasyonlu soruların hepsini kanalımızda bulabilirsiniz. Sayfamızda bulabilirsiniz. Yeni sorularda görüşmek üzere. Hoşça kalın.